Merhabalar. Bu dersimizde çizdiğimiz e, objeleri veya sketchleri modifiye etmeyi göreceğiz. E, Sketchin altındaki şu çizginin altındaki diğer komutları göreceğiz yani filletleme, trimleme gibi komutlar. Hemen başlayalım. XZ düzlemine sağ tık, create sketch diyorum ve yeni bir sketch oluşturuyorum. Diyelim ki bir rectangle çizmek istiyoruz. R'ye bastım. Sol alt köşesini orijin noktasına koydum ve 50'ye bir rectangle çizdim. Fillet komutuna girmek için sketch'in altından fillet'a tıklıyorum arkadaşlar. Herhangi bir köşeyi seçtiğimde bakın. Veya birden fazla köşeyi seçtiğimde fillet uygulayabiliyorum. Fillet dediğimiz köşeleri yuvarlamak için kullandığımız bu komut gördüğünüz gibi. bu oku ileri doğru ittiğimde daha büyük bir radius oluşturabiliyorum. Geriye doğru çektiğimde ise daha küçük bir radius oluşturabiliyorum. Sağ klik OK dediğimde bu radyusu onaylıyorum. Şurada görün NaN R5 yazan yere çift tıklayıp radyosu sonradan da değiştirebilirim bu arada. Fil çok sık kullanacağımız bir komut dolayısıyla önemli komutlardan bir tanesi. Özellikle 3 boyutta, 3 boyuta kaldıktan sonra objeleri çok çok daha fazla kullanacağız Fil komutunu. Trim komutu objeleri budamaya yarıyor. Ne demek budamak? Mesela bir tane line çizelim. Bir line daha çiziyorum. Bu line'ın bu çizginin Diğer çizgide kesiştiği yere kadar ki kısmını budamak veya kesmek istiyoruz. T'ye bastım trim'e girmek için. Veya buradan trim'e tıkladım. Gelip çizgimin üzerindeki herhangi bir noktaya tıkladığımda gördüğünüz gibi onu ke kesen diğer çizgiye kadar trimleyebiliyorum. Çizgimi seçtim ve sildim. Trim de çok sık kullanacağımız komutlardan bir tanesi. Extend komutu trim'in tam tersi gibi düşünülebilir. Çizgileri budamaya değil uzatmaya yarıyor. Şöyle göstereyim. Bir tane line'ım var. İkinci bir line'ım var. Sketch'in altından extend komutuna girdim. Ve herhangi bir uca dokunduğunda bu çizgiyi sınırına kadar, ilk sınıra, ilk çarptığı sınıra kadar uzatıyor. Esc'ye basıp buradaki komutları siliyorum. Çizgileri. Break komutu çizgiyi belli bir noktada ayırmak için kullandığımız komut. Bir tane line'ım var. İkinci bir line'ım var diyelim. Break komutuna girdim. Bakın çizgiyi seçtiğimde onu kesen diğer objeyi algılıyor ve o noktadan çizgiyi ikiye ayırıyor. Artık escape basıp seçtiğimde bu çizginin ayrı bir çizgi olduğunu görebilirsiniz. Veya bakın modifiye ettiğimde burada bir yeni bir nokta olduğunu ve iki segmana bölündüğünü fark edebilirsiniz. Offset komutu çok önemli komutlardan bir tanesi. Herhangi bir 3D programda muhakkak sıklıkla kullanacağımız komutlardan bir tanesi. Et kalınlıkları oluşturmak için kullandığımız komut offset komutu. Herhangi bir rectangle yine çizerek deneyelim. Offset komutuna giriyorum. Kısa yolu O. Çizgiyi seçtiğimde içeri doğru çektiğimde mouse'umu gördüğünüz gibi buna bir et kalınlığı veriyor. İstediğimiz kadar bir ölçüde girebiliriz. 5 enter dediğimde 5 birim olarak bunu belirleyebilirim. Tekrar O'ya basıyorum. Loop select seçeneği buradaki. Bütün bu çizgiyi takip eden çizgiyi seçmemize yarayan seçenek. Eğer bunu kaldırırsanız sadece tek bir çizgiyi de offsetleyebilirsiniz gördüğünüz gibi. Okey dedim de komutu bitiriyorum. Şuraya kadar yaptıklarımızı pekiştirmek için bir e, örnek yapalım. Circle komutuna girdim. Orijinden yarı çapı 50 olan bir daire çizdim. Bu ölçüleri bu arada tutup istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz arkadaşlar. Line komutuna girdim ve Çizgimin bakın orijinden yana doğru hiza alarak kuadrannt noktasından diğer kuadrannt noktasına kadar bir line çizdim. T'ye bastım ve alt tarafını trimliyorum. O'ya basıyorum ve bu çizgiyi içeri doğru offsetleyeceğim. Fakat şunu fark ettim ki loop select'i seçi e, tiklenmemiş bırakmışım. Dolayısıyla tekrar tıkladım buraya. Tekrar seçiyorum loop'umu ve içeri doğru çekerek 3 enter diyorum. 3 birim bir et kalınlığı oluşturabildim. Line komutuna girdim. Ve merkezden 30 derecede bir çizgi çizeceğim. Tab'a bastım. 30 yazdım buraya. Bakın gördüğünüz gibi direkt olarak dereceyi 30'a kilitledi. 30 enter dediğimde. Uzunluğunun önemi yok. Çünkü trimleyeceğim kalan yeri. Dolayısıyla geçip gidiyorum içinden. Tekrar line'a bastım. Buradan yukarı doğru çizdim aynı çizgiyi. Tekrar line'a girdim. L'ye basarak giriyorum bu arada. Yine tab'a basarak buraya 120'ye kitledim. Pardon. 100 50'ye kilitledim. Ve 150 derecede çizgimi oluşturdum. Yine buradaki ölçüler bizi rahatsız ediyorsa herhangi bir yere çekebiliriz. Offset komutuna giriyorum. Bu objeyi 2 birim yukarı ve iki birim aşağı offsetliyorum. Aynı şekilde bu objeyi de çizgiyi de 2 birim sağ 2 birim sola offsetliyorum. Tekrar offset'e girdim. Bu çizgiyi de iki birim yukarı, iki birim aşağı osetlüyorum. Ortadaki çizgilerimi sildim, bunları referans olarak kullanmıştım sadece. Trim komutuna girdim ve üst tarafları trimledim, alt tarafları trimledim. İçeride, bakın burada da bir et kalınlığı oluşmak amacım şu an. Tekrar trim'e girdim, buraları da trimliyorum. Şuraları da trimliyorum. Evet. Böylece bir et kalınlığı oluşturabildim. E'ye basarak Extrude komutuna giriyorum Ve seçtiğim profile bakın istediğim bir şekilde hacim verebiliyorum. OK'ye bastığımda öyle bir form oluşturabildim. Bir pencerenin üst arka, üst yayı olabilir mesela. Evet, Extrude'umu seçerek sildim ve Sketch'imi seçerek sildim. Tekrar XZ'ye yeni bir Sketch açıyorum. Mirror komutuyla objelerimizi aynalayabiliriz. mesela bir rectangle çizdim bu tarafa aynalama işlemi için bir eksen çizgisine ihtiyacım var arkadaşlar. Dolayısıyla bu çizgiyi oluşturdum. Bu çizgiyi seçerek sağ taraftaki bu Sketch Palette'tan contextual options'ın altındaki normal construction butonuna basarak bunu bir eksen çizgisi haline getirebilirim. Yani geometriye katkısı olmayacak. Sadece belirli referanslar için kullanacağımız bir çizgi haline getirebilirim. Mirror komutuna girdiğimde iki tane input yani veri istiyor bizden. Objelerini seç ve aynalama çizgisini seç diyor. Objelerimi seçiyorum öncelikle. Sonra mirror line'a gelerek aynalama çizgimi seçiyorum ve OK'ya OK basıyorum. Gördüğünüz gibi sağdaki dik dikdörtgenin aynısını eşit mesafede ve simetrik olarak diğer tarafta gösterdi. İşin güzel tarafı sağdaki dikdörtgeni editlediğimde soldaki dikdörtgenin editlendiğini, soldakini editlediğimde de sağdakini editlendiğini görebiliyorum. Böylece bunları birbirine simetrik olarak bağlamış olduk. Bunu anlamamın sebebi bakın buradaki simetrik işaretleri. Bu işaretin ne anlama geldiğini sağdan da bakarak görebilirsiniz. Bakın simetri işareti bu şekilde. Buradaki işaretlerde simetri işareti gördüğünüz gibi. Peki seçtim ve objelerimi sildim. Son iki komutumuz Circular Pattern ve Rectangular Pattern. Bunlar e, AutoCAD daha önce kullanmış olan arkadaşlar array olarak bilecektir. Veya Max kullanmış arkadaşlar array olarak bilecektir bu komutları. E, objeleri dikdörtgensel veya dairesel şekilde çoğaltmak için kullandığımız komutlar. Mesela bir rectangle çizdim yine. 50'ye 50 olsun. Bir de circle çiziyorum bu rectangle'ın sol alt köşesine. yarıçapı çapı 20. Rectangle pattern'a girdim. Obje olarak dairemi seçtim. Daireyi seçtiğiniz anda bakın. Burada hangi eksende kaçer tane çoğaltmak istediğimizi soruyor bize. Diyelim ki iki tane x ekseninde, iki tane de y ekseninde çoğaltmak istiyorum. Ara mesafeleri de 50, ve 50 olsun diyorum. Bunu dediğinizde dikdörtgenin dört köşesine dairelerimi yerleştirebiliyorum. Birer kopya daha oluşturacağımızı düşünelim. Mesela 3 tane istiyoruz diyelim. X ekseninde. Şaşırtıcı bir durum oldu. Şuna dikkat edelim. 50 birim toplam ilk daire ve son daire arasındaki mesafe gördüğünüz gibi. Ee, eğer buradaki distance type'ı spacing'e çevirirseniz bu durumda 50 girdiğinizde iki daire arasındaki mesafeye girmiş oluyorsunuz. Eğer totala ya da extent'e çevirirsek 50 girdiğimizde bütün yani ilk ve son daire arasındaki toplam mesafeye girmiş oluyoruz. Buna dikkat edelim. Çünkü diğer programlarda bu default olarak spacing olarak gelir. Yani diğer programlardan Fusion'a geçen arkadaşlar özellikle dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Okey dediğimde çoğaltmamı bitiriyorum gördüğünüz gibi. Ee, yine çok güzel özelliklerden bir tanesi istediğiniz zaman şuradaki ikona çift tıklayarak array özelliklerine geri dönebiliyorsunuz. Ve değiştirebiliyorsunuz. Mesela Y'de de üç tane istiyorsam bunu değiştirebilirim rahatlıkla. Peki. Rectangle'e gördüğünüz gibi dikdörtgensel bir çoğaltma yapmamıza yarıyor. Bir tane daire çizelim ve circle array'i deneyelim. Circle pattern'ı deneyelim pardon. Diyelim ki bu dairenin etrafına bir dişli oluşturmak istiyoruz. Dişler oluşturmak istiyoruz. Line komutuna girdim ve merkez noktasından yukarı doğru daireyi geçecek şekilde bir tane line çizdim. İkinci bir daire çiziyorum. Bu dairenin yarıçapı 140 olsun. İlk dairemin çapı 100'dü. Özür dilerim, çapı bu arada, yarıçapı değil. Yine AutoCAD'in aksine Fusion'da e, default olarak çap belirliyoruz. Offset komutuna girdim. Çizgimi seçiyorum. Sağa doğru 15 mm offsetledim. Biraz daha az yapalım. Sağa doğru 11 offsetledim. Sola doğru 11 offsetledim. Trim komutuna girerek yine üst tarafı alt tarafı trimledim. Bu ortadaki çizgiyi silebilirim zaten. Tekrar trim'e girerek burayı ve burayı da trimledim. Şimdi circular pattern'ın içine girerek buradaki 3 objemi seçiyorum. Center point olarak da dairemin merkezini belirliyorum. Gördüğünüz gibi dairenin merkezinin etrafında bu çoğaltmayı rahatlıkla yapabiliyorum. 6 tane obje istiyorsam buraya 6 girdim. 8 tane alalım. Evet 8 daha uygun oldu. Ve okey dedim. 8 tane aynı objeden dairesel olarak çoğaltabiliyorum. Yine çift tıklarsam özelliklere geri dönebiliyorum. Type komutunun veya type opsiyonunun içinde belli bir derecede açı da taramayı söyleyebilirim. Yani 180 dereceye sığdır sadece bunları diyebilirim. Full derseniz 360 derece boyunca tarayacaktır. Symmetrical dediğinizde de merkeze ilk oluştuğumuz obje olarak sola ve sağ eşit derecede tarama yapabiliyor. Tekrar full dedim ve okey Trim'e tekrar girersem buradaki çizgileri trimleyebiliyorum. Tekrar T'ye bastım. Ctrl Z ile geri alıyorum yanlış tıkladığım yere. Evet ve objemi trimlemiş oldum. Burada küçük çizgileri aldanmayın ince çizgilere bunlar ölçü çizgisidir yani şu ölçüyü bakın Tutup çektiğimde Fark edebilirsiniz Geometriye bir katkısı yoktur bunların Yine ortasında mesela bir de Göbek için bir 50 milimlik bir daire çizelim Extruda yine girdiğimde Buradaki dişliği Hacim verebiliyorum dişliğe Evet Sketch modifikasyon komutlarımız bunlar arkadaşlar Sketch Dimension komutunu konuşmuştuk zaten. Bir sonraki derste daha ayrıntılı olarak size ölçüsel sınırlandırmaları ve geometrik sınırlandırmaları da anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.